Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Hem çaylarınız için hem ben de birkaç soru var. Onları cevaplandırayım inşallah. İslam ekonomisi nedir? Evet. Şimdi bu uzun bir mesele. Yani normalde o geçen gün birkaçtır bununla alakalı böyle genel olarak İslam her şeye karışır, İslam'ın karışmadığı bir yer yoktur derken ekonomiye de karışır. Ekonomiyle de alakalı karışmamazlık etmez derken İslam ekonomisi nedir dediğimizde işte faizin üzerine dayanmayan, onu genel olarak cihada, ticarete ve üretime dayalı, haksızlık olmayan, ölçüde tartıda noksanlık olmayan bir ekonomik sistem. Zulme dayanmayan, bugünkü dille hani serbest ekonomi diyorlar ya, normalde asıl serbest ekonomi İslam'dadır. Hiçbir konuda bir ürünün fiyatını devletin belirlemediği, arzın ve talebin belirlediği, mevcut işte ekonomik olarak, çünkü İslam ekonomisi birinci derecede en hayırlı kazanç olarak cihattan kazanılan ganimet belirtildiğinden birinci derecede ganimet, ikinci derecede ticaret, üçüncü derecede normalde işte üretime dayalı, zirai veyahut da sanayi ürünleriyle alakalı üretime dayalı bir ekonomik sistem. Ama ve lakin işte faize dayalı olmayan, zulme dayalı olmayan bir ekonomik sistem. Bu uzun bir mesele. Kısaca böyle geçtim. Hakkınızı helal edin. Namahrem kadın veya erkeklerde olan ilişkilerde ölçü nedir? İşte okulda nelere dikkat etmeliyiz? Mahrem kadın veya mahrem erkek bu noktada halvet etmesi yasaklanmıştır. Kadınların ve kadın bir mahrem bir kimseye dokunması, ne bileyim işte böyle birbirlerine ilişmeleri caiz değil. İkincisi, dikkat edilmesi gereken şey, en önemli şey, böyle halvet edilmeyecek, baş başa kalınmayacak. Halvette de işte bir evde bir kadın, bir erkek veyahut da her yeri kapalı, ondan sonra bağırılması, çağırılmasıyla alakalı bir şey duyulmayacak, böyle gözlerden uzak bir şey olursa bu caiz olmaz. Eleştirmek için değil, sohbetlerin başlama saati 8:30-8:45 gibi olursa 11 vardiyasına yetişir miyim diye gelemeyenlerin de katılımı bile biraz daha kalabalık olmaz mıyız? Doğrudur. Genelde normalde böyle olsa, başlasa olur ama herkes genelde 9'da toplanıyor. Çünkü esnaf olan var, işte dışarıdan geleni var. O yüzden genel olarak 9'da toplanılıyor. Diyarbakır anneleri terörün bitiş habercisi midir? Türkiye ABD ile Suriye'nin doğusuna istediği operasyonu oyalıyor. Eylül ayı sonu tek başına bu operasyonu yapacağını söylüyor. Türkiye bu operasyonu başarıyla tamamlayabilir mi? Terör ne zaman son bulur? Türkiye ve Orta Doğu'nun geleceği hakkında görüşlerinizi lütfeder misiniz? Türkiye kendi bağırsaklarını temizlediği müddetçe ve bağırsaklarını temiz tutarsa dış operasyonlara daha rahat, daha emin bir şekilde gider. Türkiye hem içeride kendi bağırsaklarını temizliyor, hem de dışarıda kendisini ahtapot gibi saracak olan emperyalizmle mücadele ediyor. benim yıllardan beri söylediğim bir şey vardı. Ben diyordum ki içinizi temizlemeden dışarıda operasyon yapmaya kalkmayın. Yani önce içinizi temizleyin. Önce iç unsurları ortadan kaldırın. Yani dışarı normalde bir operasyon yapmaya kalkarsanız, içerisini temizlemezseniz arkadan vurulursunuz. Veya siz dışarıda bir şeyler yapmaya çalışırken içeride bir şey yapamazsınız. Veyahut da dışarı bir şey yapmaya çalışırsanız sizin içinizde, bağırsaklarınızda, sizin kılcal damarlarınıza kadar girmiş olan yabancı unsurlara çalışan, ama askeri bürokrat, ama sivil bürokrat, ama siyasiler, ama normalde ülkenin içerisinde değişik yapılanmalar, bunlar normalde içeride temizlenmediği müddetçe dışarıda bir operasyon yapmanız çok mümkün değil. Yapsanız dahi tam anlamıyla başarılı olması mümkün değil. Bunu ben yıllardır söylüyordum. Yani önce siz evinizin içini temizleyin. Kendi içinizi temizleyin. Ondan sonra siz dışarı bir operasyon yapacaksanız yapın diyordum. Bunu Türkiye büyük bir şeyle içindeki tabiri caizse emperyalizme hizmet eden unsurları büyük bir çoğunluğunu temizledi. Bu emperyalizme hizmet eden hala da kurum ve kuruluşların içerisine sızmış ve hatta halkın içerisinde örgütlenmiş olanlar var mıdır? Muhakkak vardır. Siyasetin içerisine örgütlenmiş olanlar var mıdır? Vardır. Hala da göbek bağını NATO'nun kestiği, göbek bağını İngiltere'nin yani kraliçenin kestiği, hala da bağlantıları olan bakan, bürokrat, ondan sonra bakın dikkat edin, bakan, bürokrat, askeri ve sivil erkandaki bürokratlar, siyasetçiler var mıdır? Evet. Altını tekrar çiziyorum. Hala da İngiltere'ye bağlı, NATO'ya bağlı, dış emperyalistlere bağlı NATO, sivil ve askeri bürokrat ve siyasiler var mıdır? Cevap vardır. Bunlar tam olarak temizlenebilmiş midir? Hayır. Sivil gibi görünen değişik dernek, cemaat, tarikat yapılanmaları var mıdır? Vardır. Bunlar tam olarak temizlenmiş midir? Hayır. Bunlar normalde tam olarak temizlenemediğinden dolayı, temizlenemediğinden, bunun da altını çizin. Bazı yerlere dokunamazlar, dokunamıyorlar. Dokunamadıkları için zaten tam anlamıyla temizlik olmuyor. Veyahut da dokunmak istemiyorlar. Veyahut da dokunamıyorlar. Bunun hangisini ele alırsanız alın. O yüzden normalde bunlar tam olarak temizlenirse bunlar daha rahat hareket edilir. Ama bizim gibi ülkelerde bunları böyle bizi rahat bırakmazlar. Bunları tam temizledik dediğiniz yerde değişik yapılar çıkar ortaya. Gizli yapılar çıkar. Böyle yanı başındaymış gibi görünen insanların 25-30 yıl sonra başka bir yere çalıştığı görülür. Bu ancak sahih, bakın sahih tarikatlarda, sahih Sufi cenahta bunu yapamazlar. Neden? Orada rüyalar çalışır çünkü. Orada bir kimsenin, karşıdaki kimsenin gördüğü rüya da şeyhi etkilemez eğer şeyh kamil ise. O ben kendim göreceğim rüyamda der, o rüyamda kendim göreceğim diyerekten o kimseyi yanı başına alır. Öbür türlü görmediyse rüyasında onun yanı başına almaz. Bunu normalde ne operasyon yaparlarsa yapsınlar, o kimsenin etrafındaki kimseler ancak nefislerine böyle farklı yönden uyarlarsa bozulurlar. Öbür türlü normalde hani nedir o? Kadına bozulmak gibi, paraya bozulmak gibi, ama siyaseten onlar satmazlar. Veyahut da der ki yeter bu insanlarla uğraştım, ben bir adım geri çekileceğim der. Bunlar olur. Ama öbür türlü mesela işte gidip de ben normalde şununla anlaşayım, bununla anlaşayım, şöyle yönlendirme yapalım, böyle yönlendirme yapalım, böyle sahih Sufi topluluklarda bu geçerli olmaz. Ama diğer cemaattır, siyasettir, değişik derneklerde bunlar iş görürler mi? Evet. Bunları o yüzden temizlemek zor mudur? Evet. Veya sahih bir silsilesi olmayan veya sahih maneviyata dayanmayan Bir kısım tarikatlarda da bu olur mu? Evet. Mesela hala da ülkede İngilizlerin yönlendirdiği tarikatlar var mı? Evet. Hala da emperyalistlerin yönlendirdiği cemaatler var mı? Bence var. Hala da emperyalistlerin emrinde değişik oluşumlar var mı? Evet, bence var. O yüzden bir ülke kendi bağırsaklarını düzgün bir şekilde temizlemezse, kalbini pak etmezse işi zor olur. İnşallah temizlerler, inşallah olur. O yüzden bunun büyük bir kısmı en azından halloldu sayılır. Temizleniyor, temizlenecek veya nereye kadar temizleyebilirler. O yüzden Suriye'deki o operasyon tahminim başarıya ulaşır. Ha bu normalde ne kadar olur, ne kadar olmaz, başarıya ulaşır. Ama orada bir operasyon lazım mı? Evet. Lazım mı? Evet. Bu geciktirildi mi? Evet. Bunun da tabii bir sürü siyasi, askeri, uluslararası sebepleri vardır. Sonuçta devlet yönetmiyoruz biz. O yüzden bilemeyiz neyin ne olduğunu, neyin ne olmadığını. Biz normal bir sivil vatandaş dua ederiz. İsteriz ki ülkemiz bu konuda aniden bir saldırıya uğramasın. İşte isteriz ki ülkemizi ne Akdeniz'den gemilerle, uçaklarla ne de Doğu ve Güneydoğu'dan terör unsurlarıyla ülkemizi zora sokmasınlar. Ne de içeriden ama siyasi, ama askeri, ama sivil bürokratik teröristlerle ülkemiz zorluğa düşmesin. Tekrar söylüyorum, siyasi, askeri ve sivillerden oluşan terörist bir grup var ülkede. Bunlar normalde emperyalizmin emrinde bunlar. Bunlar yazarları var, basını var, bunların normalde siyasi oluşumları var, vakıf gibi, dernek gibi oluşumları var. Bunlar da birer sivil terörist. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Bütün peygamberler peygamberliklerini ümmetlerine ilan etmişler. Soru, peygamber varisi veliler de bugüne kadar veli olduklarını ilan etmişler midir? Bu konuda iki yol izlemişler. Bir kısmı veliliklerini ilan etmiş, bir kısmı veliliklerini ilan etmemişler. Normalde veliliklerini ilan etmeyenler genelde hani biz peygamber değiliz ki peygamber gibi veliliklerimizi ilan edelim noktasında durmuşlar. Kimisi de ilan etmiş. Kimisini işte normalde o ilan edenler de normalde neden ilan ettin diye kimse onlara bir soru sormamış. O yüzden bu genel olarak o insanların inisiyatifine kalmış bir şey. Son günlerde FETÖ ve sosyal medyada Adıyaman cemaati üzerinden cemaatlere sözlü saldırılar var. Adıyaman cemaatinin liderinin İngiliz ajanı olduklarını söylüyorlar ve Nakşibendi cemaatinin CEO şirket yöneticisi cemaat lideri olmadıklarını söylüyorlar. Soru, Türkiye'de peygamber varisi olan kaç tane şeyh veli vardır? Ben kaç tane şeyh vardır, kaç tane veli vardır bunun sayısını verebilecek noktada değilim. Türkiye'de kimler var bu konuda? Bu normalde Adıyaman cemaatinin üzerinde böyle söylemler söylüyorlar. Böyle iddialarda bulunuyorlar. Adıyaman'da malum bir tane Adıyaman'a bağlı şeyh yok şu anda. O yüzden hangisi için söylüyorlar? Kimler için söylüyorlar? Bunu bilmediğimden dolayı bir şey diyemeyeceğim. Bir de böyle şahısların üzerinde çok konuşmayı sevmem. Ölçüyü konuşabiliriz. Zaman zaman bizim de ağzımızdan belki de şeyle alakalı ne o? Gerçekten ciğerimiz yandığı için bazı isimler çıkabiliyor. Tabiri caizse. Yani o isimleri belirtmekten de bazen zaman zaman kendimce üzülüyorum. Ne yapma söyledim diye. Ama sıkıntılı şeyler var. Böyle işte cemaatlere laf atıyorlar, tarikatlara laf atıyorlar, şeyhlere laf atıyorlar. işte hepsini topyekun biz bunların koruyalım, hepsini de savunalım. Böyle bir derdimiz de yok bizim. Herkes kendi evinin içerisini temiz tutsun. Herkes kendi evini temiz tutarsa, evinin önünü de temiz tutarsa herkes bir şekilde yolunu bulur. Şimdi ben bunu hep 30 yıldan beri söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Benim ilk İslam'la tanıştığımda ben değişik cemaat ve tarikatlara, topluluklara beni götürdüler. Götürdükleri her yerde para topluyorlardı. Parayla işleri vardı. Parayla ilişkileniyorlardı bir şekilde. Ben parayla ilişkilenen, para toplanan her yerden, bu kim olursa olsun, kendimce uzak durdum. Çünkü ayet-i kerimeyi kendime rehber edindim. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz diye. Ben bu ayet-i kerime var, bu ayet-i kerime olduğu müddetçe de ben ücret isteyen, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle şuraya para lazım, buraya para lazım diyenlerin hepsinden uzak oldum. Şimdi arkadaşlar bilirler, Bayındır'da hiç böyle bir şeye tevessül etmedik. Ödemiş'te ben hiç böyle bir şeye tevessül etmedim. Para toplamak gibi. Biz Bayındır'da dedemin evinde elektrik yok, su yok. Ondan sonra hiçbir şey yok. İşte zaman zaman iki kişi, Oktay'la ben baş başa, biz karanlıkta çok zikrullah yaptık. Hiç kimse de yoktu. İşte buraya elektrik lazım, su lazım da demedik. Orada ders yaptık, zikir yaptık. Dedemin evinde. Sonra biraz daha böyle arkadaşlar toplanmaya başladılar. 3'tü, 5'ti. Sonra bizim daha önce oturduğumuz yer vardı. Babam öldüğünde arkaya bir iki oda yap dedik. Ön tarafı kiraya ver dedik. O kiraya verdiğimiz yer boşalınca bir müddet orada ders yaptık biz. Camide ders yaptık. Biz arkadaşlardan hiçbirisinden para toplamadık. Evlerde ders yaptık. Böyle para pul bizim içimize girmedi. Ben Ödemiş'e göçtüm. Şeyh Efendi göçürdü Ödemiş'e. Ödemiş'te de aramıza, içimize para pul girmedi hiç. Ben bugüne kadar dergah hayatım boyunca kendim hiçbir zaman hiçbir şekilde para toplamadım. Toplanmasını da hiç önermedim. Bakın hiç toplamadım, toplamasını da hiç önermedim. Kendimce dedim, buranın kirasını ben verebilirsem tutarım dedim. Ve hatta arkadaşlar kendileri kendi kendilerine buranın dediler şeyini, ne o? Biz kendimiz üstleniyoruz. Öyle devam ettik. Biz para toplamayı çok sevmiyoruz. Paranın işin içerisine girmesini de sevmiyoruz. Ama arkadaşlar mahallelerde kendi kendilerine bir şey yapıyorlarsa da yapıyorlar. Bunlar böyle şey, hani işte diyelim ki, örnekliyorum bunu. Dik kaldırımdaki yer kira mı? Dik kaldırımdaki yer kira. Mesela İstanbul'daki yer kira. Onun gibi İzmit'teki yer kira. Nerede geldi mi Cemil? Kira. Onlar kendi kendilerine bunu hallediyorlar. Ama bizde zekat toplanmaz, himmet toplanmaz, para pul toplanmaz. Biz kendi kendimize, oradaki arkadaşlar kendi kendilerine onu yapıyorlarsa yapıyorlardır. Bunu toplamak yasak. Bunu açıkça söylüyorum. Bunu toplamak yasak. Biz kendi aramıza paranın girmesini istemeyiz. İçimize parayı sokmamaya gayret ederiz. Sokmamaya gayret ederiz. Bu konuda dilenmeyiz. İstemeyiz hiç kimseden. Arkadaşların, kardeşlerin zekat toplamaları bu noktada yasaktır. Himmet toplamaları yasaktır. Böyle işte şunu yapacağız, bunu yapacağız demeleri yasaktır. Zakirlerle alakalı söylüyorum. Öbür türlü içimizde birileri ticaret yapmaya kalkarsa, bizim ders yaptığımız yerlerde mal satmaya kalkarlarsa yasaktır. Arkadaşların birbirlerinden borç alıp vermelerine dahi karışmayız. Yapmayın deriz. Bakın yapmayın deriz. Bunlar çünkü hoş şeyler olmaz sonra. Biz dergahın, dervişin dünya için istismar edilmesini çok istemeyiz. Buna da izin vermemeye gayret ederiz. Göz göre göre, bile bile yapılmasını istemeyiz. Şimdi böyle yüzüne karşı methediyormuş gibi olacak ama işte Adnan'ın babası Hacı Mehmet abi Reyhan'da bize bir yer ver dedi mesela. Hiç kira mira talep etmedi. Biz o mallar paylaşılıncaya kadar biz orada kaldık fisebilillah. Bizden hiçbir şey talep etmedi. Böyle böyle gider bizim işlerimiz. Başka türlü olmaz. Hoş Bursa'da da yapan bir tek Hacı Mehmet abi oldu zaten. O zamanlar başka bir kimse de yapmadı. Dikkatli. Ha şeyde ne o Hüseyinlerin eski yeri de öyleydi değil mi? Oraya da kira vermiyorduk. Oraya da kira vermiyorduk. Ondan sonra böyle bizim işlerimiz olur. Şimdi o yüzden normalde bir topluluk parayla işi varsa, para topluyorsa ya bir yer para top. Ben şimdi bunu söyleyince sen bizim cemaate laf söyledin. Ya kardeşim veya sen bizim tarikata laf söyledin. Canım kardeşim kimseye laf söylemiyoruz. Soruyorlar bize işte X cemaat, X tarikat işte zekat memuru tayin etmiş. Zekat topluyorlar. Allah Allah. Şimdi bunu dile getirince laf mı söyledin? Ya canım kardeşim kimseye laf söylemiyorsun. İşte şeyhin oteli var orada, şeyhin lokantası var, şeyhin bilmem nesi var. Giden adam şeyhin lokantasında yiyor, şeyhin otelinde kalıyor. Çalışanlar Allah rızası için dervişlik yapıyorlar, orada çalışıyorlar. Bu ne? Bunu istismar da ediyorlar. Filanca Şeyh Efendi'nin okunmuş yoğurtları, filanca Şeyh Efendi'nin okunmuş ekmeği, filanca Şeyh Efendi'nin okunmuş bulguru, filanca Şeyh Efendi'nin okunmuş taranası. Var mı böyle bir şey ya? Arkadaşlar, sufilik Allah için yaşamak, Allah'a yakın olma işidir. Bir şeyh dervişlerinden para kazanmayı düşünmez. Düşünmemeli. Bu doğru değil. Yani oraya koy şimdi Şeyh Efendi'nin okunmuş ekmekleri de herkes çıkarken buradan alsın. Kaç kişi geldi? 1000 kişi, 1000 tane ekmek sat. Olacak iş mi? Yapmasınlar. Millet de eleştirmesin. Yapmasınlar, millet de eleştirmesin. Bir dergahın 3-4 tane şirketi var. Turizm şirketi var. Şeyh Efendi'nin üzerinde. Seyahat şirketi var. Almışlar birkaç tane otobüs. Habire her gün 3-4 tane otobüs ring yapıyor. Nereye? Şeyh Efendi taşıyor, derviş taşıyor. Kaç para? Normal adam otobüse binse, örnekliyorum, atıyorum buradan işte otobüste İzmir'e giden var mı hiç? Kaç paradır bileti? 60 lira mı İzmir bileti? Evet, 60 lira. Yani buradan İzmir'e 100 liraya şimdi veya işte ya bu şirkette gideceksin. Özel kardeşim ya. İşte camide duruyoruz, abdestimizi alıyoruz. İşte bir de okunmuş camilerde duruyoruz. Ne yapacak? 120 lira. Gidiş 120 de geliş 240 lira. Bizim Gemlikli Harun bile gözlerini açtı. Nasıl bir ticaretti? Tabii Harun. Böyle. Ondan sonra bunu eleştirince neden eleştirdin? İyi kardeşim ya, eleştirmeyelim. Ama bakın ne zaman ki bir cemaat, bir tarikat, bir sufi topluluğu paranın döndüğü, paranın kazanıldığı, paraların havada dolaşıldığı bir yer olursa orası yani gerçek amacını kaybetmiştir. Kaybeder. Başlar o cemaati yöneten, o tarikatı yöneten kimseye hesap etmeye. Ben şimdi sizlerden para toplamış olsam rahat konuşamam burada. Birisi gelse cebime 20 milyar katmış olsa benim, ben ona sen ne yapıyorsun diyebilir miyim? Hesap ederim. Ulan bu adam her ay bana 10 lira veriyor, her ay 20 lira veriyor. İnsan nefsi hesap eder onu. Ben Zakir kardeşlere bile derim, almayın sakın ha, borç para bile almayın. Sebep? Yani sen öyle düşünmesin, o seni yönetmeye kalkar. O seni yönetmeye kalkar. Görüntüde sen zakir olursun, naylondan zakir olursun, kartondan zakir olursun. Asıl zakir arkada parayı verendir. Sana der abi ya, bu adamın yanında duracak ya. Sen yanındakini değiştirmeye başlarsın. Ya abi ya, böyle değil de böyle olsa olmaz mı? Sen tamam dersin. Allah muhafaza eylesin. Amin. O kimse başlar hesap etmeye başlar. Ama böyle Kur'an sünnet kardeşim bizim işimiz. Bana ne senin kara kaşından kara gözünden. Bana ne senin zenginliğinden fakirliğinden. Bana ne senin parandan pulundan. Bitti. Bize Kur'an sünnet lazım. Bize sufilik lazım. Başka bir şey değil. Böyle hür olur insan. Bakın böyle hür olur. Allah cümlemizi hür olanlardan eylesin. Amin. O yüzden derdimiz herhangi bir şahısla veya herhangi bir toplulukla uğraşmak değil. Ama o topluluklar da bariz hatalar yapıyorlar. Yapmasınlar. Kimisi belediyelere adam kaçacağım diye uğraşıyor. Kimisi herhangi bir bakanlığı ele geçireceğim, oralara adam kaçacağım diye uğraşıyor. Kimisi dervişlerin üzerinden para toplayacağım, ticaret yapacağım diye uğraşıyor. Bunlar sıkıntılı şeyler. Yapmasın. Ehli sufinin bu tip işlerle işi ne olacak? Olmasın kardeşim. İlahi de söylemek o güzel. Ne o? Derviş neylesin dünyayı? İyi. Sonra koş dünyanın peşinden. Doğru değil. Allah muhafaza eylesin. Amin. Sufilik fî sebilillah Allah için yaşamaktır. Allah için dervişlik yapmaktır. Sen dergahtan hizmet alıyorsun. Oraya geliyorsun, zikrullah yapıyorsun, orada oturuyorsun, kalkıyorsun. Hepimiz biz buradan hizmet alıyoruz. Ben de dahilim buna. Biz burayı kirletmeyeceğiz. İnsan hizmet aldığı yeri kirletir mi? Hayır. Biz burada dünya ve içindekilerle alakalı biz burayı istismar etmeyeceğiz. Biz ne işimizi düzeltmek için, ne paramızı burada para kazanmak için, ne burada işte herhangi bir maddi menfaat için, hiçbir şey için burada olmayacağız. Allah için burada olacağız. Ne evlenmek için, ne boşanmak için, ne iş düzeltmek için. Yok, hayır. Biz Allah için buradayız. Biz Allah için buradayız. Biz, felsefe bu olacak. Bunun dışındaki her şey burayı kirletir. Bakın bunun dışındaki her şey burayı kirletir. Adam zil zurna sarhoş olsa buraya gelse başımızın tacı bizim. Ama buraya başka bir maksatla gelmiş. O daha kirli bizim için. Zil zurna sarhoş gelen bizim için temiz. Başka bir maksatla gelmiş. O bizim için temiz değil. Siz belki de hani bir kardeşinizi burada görürsünüz, hani yani böyle küçümsersiniz. Sakın küçümsemeyin. Ne günahı varsa var. O bizim için temiz. İstismar edenler bizim için temiz değil. Bakın, o günah kuyusuna düşse bizim kardeşimiz ya, gelir burada bir zikrullah yapar, bir ağlar, Cenab-ı Hak onu affeder. Ama içinde başka bir amaç taşıyan, içinde başka bir maksat taşıyan, Allah muhafaza eylesin. O maksattan, o amaçtan geri dönmez, tövbe etmez, o temizlenmez. Bu bizim için daha sıkıntılı. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden dergahlar, tarikatlar, Sufi topluluklar böyle Allah için yaşamalı. Allah için olmalı. Böyle olunca onun derler ki bizi ne diye eleştirirler? İşte onlar alim değil. Değiliz kardeşim. Hiç de hepsi de meyhaneden kalkma. Hepimiz de meyhaneden kalkmayız biz. Hatta birine öyle dedim ben. Biz hala daha içiyoruz dedim. Var mı diyeceğim? Biz hiç ayılmadık kardeşim. Var mı diyeceğim? Biz hiçbirimiz medreseden gelme değiliz. Bazen ara ara soruyorum. Var mı medreseden gelen? Yok elhamdülillah. Evet. Sıkıntımız yok. Yani böyle bir şataat değil bu. Biz hiç olmazsa boynumuzu büküyoruz. Biz bilmiyoruz kardeşim ya. Allah Allah. Biz bildiğimiz kadar. Bu kadarız biz. Bir iddia sahibi de değiliz. Ama bir iddiamız var. Bir tek iddiamız var. O ne? Biz Kur'an ve sünneti bildiğimiz kadar yaşamaya çalışıyoruz. İçimize dünya makamı, dünya menfaati, katmamaya çalışıyoruz. Ben bazen diyorum ya arkadaşlar, iş bulma kurumu değilim. Ben hiçbir belediyeye gidip de bir şey isteyemem, yapamam. Ben hiçbir resmi daireye gidip de ben bir şey isteyemem, bir şey yapamam. Ben herhangi bir kimseye böyle kolay kolay bir şey açıp da isteyemem. Yapamam. Ben yabancı bir kimseye telefon açıp bizim şöyle şuyumuz var, buyumuz var diyemem ben. Söyleyemem. Millet ben işte bütün belediye başkanlarıyla, valilerle, hakimlerle, savcılarla samimiyim zannediyor. Değilim kardeşim. Değilim. Böyle bir şey olmak da istemiyorum zaten. O yüzden zaman zaman bazen arkadaşlar telefon açıyorlar bana, işte şöyle bir işimiz var. Yani diyorum ki görüştüm, konuştum, kimse yok ki sana nasıl yardımcı olayım? Olamam. Neden? Ya kimseyle görüşmüyorum ben. Ben ders, büro. Başka benim gidip geldiğim yer yok. Ben kimsenin kapısını tıklatıp da içeri girip de şöyle bir derdimiz var diyemem, yok. Söyleyemem, onu söyleyince kadar zaten 40 yılın başında bir desem kılı 40 yararım. Bir Çanakkale valisine git dedim, bizim şeye, eski Urfa'ya giden Güngör Bey'e git dedik. Yani onu da oradaki şu anda ders yaptığımız kilise için git dedik. Yani bir iş için işe girelim filan, işe katalım diye değil. Dedim şu kiliseyi bize verin. Biz orayı dedim mevlevihane yapalım. Gençler orada toplansın. O mahallede dedim, o bölgede böyle bir çalışma olsun. Oraya da bir faydası olsun. Bunun için gittik ben. Başka daha bugüne kadar hiç kimseye gitmemişimdir hiçbir şey için. Neden? Arkadaşlar ben burada fîsebilillah, Allah için olunmasını istiyorum. Benim derdim bu. Başka bir şey değil. Biz Kur'an ve sünnet için burada duralım. Sufilik için burada duralım. İşmiş, aşmış, eşmiş kapının önünde. Allah bizi affeylesin. Amin. Böyle olunca yani bizi eleştirecekleri veya laf söyleyecekleri şey kalmaz ki. Kardeşim para toplarsak verme. Senden bir şey istersek verme. Laf hazır, istersek dilimiz kopsun. Ben istersem dilim kopsun. Bu kadar net. Bakın bu kadar net. Bitti. Velattâlin amin. E yapmayın. Kimse de sizi eleştirmesin. Bakın. Şimdi fetva var. Hani bu şeyden ayet-i kerime var ya işte kimlere zekat verilir? İşte fukaralara, ondan sonra miskinlere, sonra Allah yolunda cihad edenlere. Burada fetva var. Bir alim de olsa, bir şeyh de olsa o zekat alabilir. Hatta hadis-i şerifte diyor ki onun oda dolusu altını olsa o yine zekat alır diyor. Ona zekat verilir. Buradan fetva çıkarıyorlar kendilerine. Eyvallah. Var mı fetvası? Var. Mübarek insanlar doymuyorlar. Doymuyorlar. Allah bizi affetsin. Amin. 50. hadis. Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Şayet günahı terk edip istiğfar ve tövbe ederse kalbi cilalanır. Tertemiz olur. Eğer böyle yapmayıp tekrar günaha dönerse kalbindeki leke artar ve onun kalbini kaplar. Bunu Allah kitabında Pas ismiyle zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur. Mutaffifin ayet 14. Şimdi bir kimse tövbe eder, Allah'ı zikreder, ibadetlerini yerine getirirse kalbi nurlanır onun. Onun kalbi pak olur. Bu hiç günah işlemeyecek manası çıkmaz buradan. O kimse bir hata, bir günah işler. Sufiler için günah kapısı kapalı değildir. Biz peygamber değiliz. Bizler melek de değiliz. Hadis-i şerifte hiçbir kimse yoktur ki bir günah onun pençesinin altına almamış olsun. Hadis-i şerif devam eder. Ama günah işleyenlerin en hayırlısı günahlarına tövbe edenlerdir. Günahlarına tövbe edenler hiç günah işlememiş gibidir. Bu hadis-i şerife bağlantılı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'tan en fazla korkanınız benim. Günde 70 kez, bir rivayette 100 kez ben Allah'a tövbe ederim. Hazreti Ayşe annemiz der ki ya Resulallah senin gelmiş geçmiş bütün günahların affolmadı mı? Sen günahlardan temizlenmedin mi? Ya Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bu muhteşem bir şeydir. O yüzden sufiler her gün tövbe ederler. Günahlarından affı mağfiret dilerler. Tövbenin en kısası estağfurullah el azim demektir. O yüzden en kısası estağfurullah el azim. Bunun biraz daha uzunu ders kağıtlarımızda olan tövbe. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah el azim. Kim günde bunu 100 sefer söylerse deniz köpükleri kadar günahı olsa Cenab-ı Hak onu affeder. İşte kul bir günah işlerse tövbe eder. Ve tövbe ederse o işlemiş olduğu günahtan dolayı kalbindeki leke kalkar. O yüzden muhakkak ki sabah veya akşam, mümkünse sabah akşam tövbe etmeye gayret ederiz. Bir dersi olanlar ikinci bir dersi teberrüken çekebilirler mi? Evet. Veya tövbe edebilirler mi? Evet. Ve tövbe ederekten kalbimize gelen karaltıları ne yaparız? Allah'ın izniyle sileriz. Eğer bir kimse döndü, tekrar aynı günahı işledi, dönecek yine tövbe edecek. Döndü, yine aynı günahı işledi, dönecek yine tövbe edecek. Ya ben bu günahı tekrar işliyorum, tövbe etmiyorum, yüzüm yok. Değil. Böyle bir şey değil. Dönecek yine tövbe edecek. Dönecek yine tövbe edecek. Dönecek yine tövbe edecek. Tövbe etmezse kalbi kararır, mühürlenir. Tövbe etmezse o günahla iç içe olur. Tövbe etmezse o günah gözünde artık küçülmeye başlar. Asıl günah kebair bu. Hatta bir müddet sonra o günahı günah gibi görmez ki küfür ehli olur. Burası daha tehlikeli. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kul muhakkak ki tövbe ile kalbindeki pası silecek. Muhakkak ki zikrullah ile gönlünü, kalbini nurlandıracak. Muhakkak ki namaz ile bu zikir ve tövbesini taçlandıracak. Muhakkak ki iyi amelleriyle, güzel ahlak ile kendisini süsleyecek, kendisini zenginleştirecek. Ben bu günahı işledim deyip kendisini geriye atmayacak. Tövbeye devam edecek, zikrullah'a devam edecek, dersini çekmeye devam edecek. Şeytan onun önüne yılgınlık vermeyecek, ümitsizlik vermeyecek. Şeytan önüne geçip onu kandırmayacak, onu aldatmayacak. Ne kadar ne günah işlerse işlesin, muhakkak ki o tövbeye, zikrullah'a, namaza, duaya, derslere devam edecek. Ümitsizlik yok, geriye dönmek yok. İşte ben affolmam yok, ben bu hataları yapıyorum yok, ya ben aynı günahı dönüyorum, tekrar işliyorum, benim gitmeye yüzüm yok, yok. Böyle bir şey yok. Ya her gün o günahı işliyorsun, bir de her gün dergaha gidiyorsun. Her gün günah işlesek dahi her gün o dergaha gideceğiz. Oturacağız, yerleşeceğiz oraya. Samimiyetimizi kaybetmeyeceğiz. İhlasımızı kaybetmeyeceğiz. Günah da işlesek oturacağız oraya. Günah, kusur da işlesek oturacağız. Zikrullahımıza, dersimize, tövbemize devam edeceğiz. Dergahımıza devam edeceğiz. Topuklarının üzerine geri dönenlerden olmayacağız. Nefsimize uyanlardan olmayacağız. Ne yanlışlık yaparsak yapalım, şeytan bizi aldatmayacak. Şeytan bizi başka yönden kaydırmayacak. Sana dergahtan git mi diyen oldu kardeşim? Hayır. Gel otur, Allah'ı zikret. Senin günahını mı sayıyoruz tesbih yerine? Senin hatalarını mı sayıyoruz biz zikir yerine? Biz en fazla gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu bir şey olursa onun affını isteriz. Deriz ki ya Rabbi bütün kardeşlerimizi affeyle. Amin. Onların hatalarını, kusurlarını affeyle. Amin. Onların yanlışlıklarını, eksikliklerini affeyle. Amin. Hepsini de ve cümlemizi senin yüzüne bakacak halde bir yüz eyle. Amin. Biz hepimiz veçemizi döndüğümüzde veçeleşme, onunla cemalleşmeyi, cemalleşecek nurlu yüzler eyle. Amin. Kalbine ilham edecek, kalbine oturacak gönüller ihsan eyle. Amin. Bizi yüzü kara, eli boş huzuruna çıkardıklarından eyleme. Amin. Bizleri günahlarından dolayı mahşer yerinde utandırdıklarından ve utanacak olanlardan eyleme. Amin. Bizlere öyle samimi tövbe nasip eyle ki bir daha dönmemek üzere tövbe edenlerden eyle. Amin. Tövbesinin de tövbeye muhtaç olanlardan eyleme. Amin. Bizlere öyle tövbe edenlerden eyle ki kalbi pimi pak olanlardan eyle. Amin. Bizim nefeslerimiz kirli, kalplerimiz kirli, ellerimiz kirli. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizim kirimize, pasımıza bakmadan senin için toplandık, senin için Allah'ı zikredip sana tövbe ediyoruz. Zikrimizi, tövbemizi huzurunda kabul eyle. Amin. Öyle tövbe edenlerden eyle ki vücutlarına bereket ihsan eyle. Amin. Evlerine bereket ihsan eyle. Amin. Kalplerine sıhhat nasip eyle. Amin. Gönüllerini nurlandırdıklarından eyle. Amin. Akıllarını nurlandırdıklarından eyle. Amin. Aklımızı pi mi pak nur eyle. Amin. Gönlümüzü nur eyle. Amin. Dilimizi, nefesimizi nur eyle. Amin. Buradan tövbeleri kabul olunmuş, zikrullahları kabul olunmuş olan kullarına ilhak eyle. Amin. Ve buradan bizleri tertemiz olarak doğulanlardan eyle. Amin. Amin ecmain. Fâle vennehu. La Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.